Field Techno kanalından hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar, Xiaomi'nin yine ilginç bir beyaz eşya ürünüyle sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Xiaomi'nin tam 700 wattlık mikrodalga fırın olarak adlandırabileceğimiz modeli arkadaşlar. Bu videomuzda bu 700 wattlık Xiaomi'ye ait oven veya işte microwave oven olarak geçen 700 wattlık mikrodalgayı inceleyeceğiz. Aynı zamanda su kaynatma, buz çözme gibi özelliklerinden bulunduğu bu modeli sizlerle beraber deneyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir biçimde başlayalım. Evet arkadaşlar, küçük bir kesici arkadaş yardımıyla yırtmak istiyorum. İçinde herhangi bir kutu bulunmuyor. Direkt tek kutu halinde geliyor. İlk olarak burada bir kullanım kılavuzu var. Aynı zamanda hemen bakıyorum. Xiaomi mikrodalga fırın kullanım kılavuzu, yani 71. sayfasında Türkçe dil desteği de bulunmakta. Burada bir adet aşağı kısımda şöyle sizlere göstereceğim. Aynı zamanda da pişirme camı bulunuyor. Onu da yan kısma bırakacağım. En üstte bir köpükle geliyor arkadaşlar. Köpüğü şu an çıkaracağım. Ve mikrodalga fırınımızda şu an yanlarından tutma yeri var mı acaba? Bakıyorum. Yok. Direkt çıkarmaya çalışıyorum. Poşeti birazcık yırtıldı gibi oldu ama. Biraz ağır geldi açıkçası. Ve görmüş olduğunuz gibi mikrodalga fırınımız arkadaşlar. Şöyle biraz daha yan kısma koyacağım. Bunların dışında beyaz renkli bir mikrodalga olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Çin'de satışa sunulanların arasında arkadaşlar aynı modelin siyahı bulunmakta. Standart bir koruma poşeti yapılmış. Şurada yanında mavi bir etiket var, onu sökmek istiyorum. En azından herhangi bir iz kalmadı. Tuşumuza basarak mikrodalgamızı açacağız. Ben iç kısmını çok merak ediyorum. Özellikle sizlere de zaten bu bölümde görüyor olacaksınız arkadaşlar. En azından fotoğraflarla. Yarı şeffaf olarak adlandırabileceğimiz bir dış görüntü sistemi mevcut. Yani cam var. Aynı zamanda bu cam çift cam katmanlı ve fitleme sistemi gibi böyle delikli. İçinde de %30 miktarında görüntü sağlayabiliyorsunuz. Bunlar dışında içinde ekstra bir donanım bulunmamakta. Burada bir adet dönme işlemini gerçekleştirecek teker ve tam göbeği oturtmamız için hazırlanmış bir adet de cam malzememiz, yani mikrodalga tabağı diyebileceğimiz bir alet. Bu arada buz çözme 2 farklı ileri, 1 farklı geride, toplamda 4 mod. Bunların dışında da maksimum mod bulunmakta. Bunları zaten özellikler kısmında sizlere paylaşacağız. Bunların dışında gelelim ana özelliklerinden birine. 20 litrelik bir haznesi var ve dediğim gibi burada ekstra olarak şöyle 35 dakikaya kadar çalışma süresi var arkadaşlar. Yani yüksek ısı ve yüksek süreye dayanıklı olduğunu söylemek istiyorum. Bununla beraber de pişirme gibi işlemleri de yapabildiğini zaten sizlere anlatacağım. Şöyle bir kullanım kılavuzuna göz gezdirmek istiyorum. Yan kısmında işte mikrodalgadır vesaire gibi özellikler var. Burada bizim için 71. sayfada bulunan birkaç özelliğe sizlere bahsetmek istiyorum. Genelde ilk önce kutu içeriği bulunuyor. Kutu içeriğinden sonra da diğer özellikleri bulunuyor. Bizde çok fazla uyarı var, ancak hani standart modlarda kullanılabiliyor. İçine girmesi gereken aletlerin işte plastiktir, cam, metal, tencere, teneke veya işte ne bileyim bu ısıya duyarlı plastikler vesaire gibi şeyleri kullanıyorsunuz. Yüksek modda mikrodalga gücü, yani şöyle sizlere göstermek istiyorum. Onun da yakından fotoğrafını çekmiş olacağım. En sağ çevirdiğimizde yüksek mikrodalga gücü dediğimiz modda %100 güçle çalıştığını söyleyebiliriz bu model için. Buz çözme %30'da, düşükte ise %17. İçinde bir cam, metal bir plaka bulunmakta. Bu metal plaka içindeki su, yağ girmesini engelleyen ve motor işte ana mikrodalga kısmına geçmesini engelleyen bir kapak. Bu da mika malzemeden yapıldığını söylemek gerekiyor. Mikrodalgamızın cam tespitinin olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Bunlar dışında bazı ana kullanımlar bizlerle paylaşılmış. 200 gram ağırlık için yaklaşık 4 dakika buz çözme süresi veriyor. Genellikle gramaj usulüdür arkadaşlar. İşte 100 gram 2 dakika,
veya işte 200 gram 4 dakika şeklinde genellikle gider. Ama bu makineden makineye de değişmekte. Burada birazcık motor güçlerinin öne çıktığını söylemek mümkün. Bunların beraberinde bizim almış olduğumuz ürün bildiğim kadarıyla Genpa garantili. Hani Türkiye'de resmi servisinde olduğunu söylemek mümkün. Ben şimdi sizlerle beraber arkadaşlar arkadaki kablolarını sökeceğim ve prize takacağım. Dediğim gibi bu videoda bu görmüş olduğunuz modeli deneyeceğiz. Özellikle su ısıtma çok hızlı bir biçimde su, süt gibi şeyleri ısıtabildiği söyleniyor. Çoğu mikrodalgadan artısı da arkadaşlar mikrodalga gücü diyebilirim. Genellikle mikrodalganın 1 dakikada veya işte örnek veriyorum 2 dakikada yaptığı işlemi bir tost koydunuz yaklaşık 2-3 dakikada ısınıyor. Bu cihaz 1 dakikada yapabiliyor. Mikrodalga gücünün 700 watt olmasından dolayı tabii ki burada 350 watt'ta genellikle kıyaslıyorlar. Ortalama 350-450 watt arasında standart mikrodalgalar ancak bu görmüş olduğunuz model 700 watt. Dışındaki malzeme de arkadaşlar hani baktığınızda ön kapak plastik, arka kısmında metal olduğunu söylemek mümkün. Zaten hani ağırlığından da birazcık anlamıştım. Hani içinde bulunan malzeme kalitesinin çok kötü olduğunu asla söyleyemem. Hani genellikle şey oluyor. Kapak plastik olduğu için çok tercih edilmiyor bu tarz modellerde. Ama bunda öyle bir sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Şu arkadaki tellerini de çıkardım. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar prize takacağım ve pişirme veya işte diğer modlarını sizlerle beraber deneyeceğiz. A few moments later. Evet arkadaşlar, videomuzun ilk bölümünde yaklaşık 100 gram ağırlığında bulunan ve yaklaşık daha yine bir 8-10 gündür buzlukta duran 3 parça köftemiz var arkadaşlar. O köfteyi şimdi buz çözme özelliğini deneyeceğim. İç kısmına bıraktığımda rahatlıkla dönecektir. Tabağı tam ortaladım. Cihazımızı güç modunu aldım ve yani dediğim gibi 100 gram olduğu için ortalama 1 dakika yeterli olacaktır. Şimdi sizlerle beraber şu an zaten cihazı çalıştırdım ve çok fazla ses çıkararak çalışmadığını söyleyebilirim. Mikrofonumu çıkaracağım. Yaklaştırdığımızda biraz daha sesin geldiğini göreceksiniz ama şu an yani çok yakın bir mesafedeyim. Mikrofonum takılı ve neredeyse çok çok az ses çıkardığını söylemek mümkün bu model için. Bunların dışında girelim ana özelliklerine arkadaşlar. Zaten az önce söylemiş olduğum gibi düşük güç modu var. Örnek veriyorum, içeri bir ekmek koydunuz, üstüne çikolata sürdüğünüzde veya biraz yumuşatmak istersiniz. Tereyağı koyabilirsiniz, bir şey sürebilirsiniz. Bunu tatlı ısıtmak veya yumuşatmak isteyebilirsiniz. Genellikle düşük mod bunun için kullanılıyor. Bunların dışında buz çözme modunu şu an deniyoruz. Herhalde 30 saniye kadar oldu ama ben bir 5-10 saniye daha bekleteceğim. 100 gram için zaten yeterli olacaktır. Tek seferde çözeceğini düşünüyorum açıkçası. Burada en önemli buz çözmeyi denerken şunu söylemek istiyorum. Bazı buz çözme mikrodalgaları buzu çözdüğü esnada neredeyse pişirme, yani köfte de veya et de kahverengileşme, pişme gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi ben bu arkadaşı çıkaracağım. Yine şöyle bir bıçağımız vardı. Bıçak yardımıyla ortadan arkadaşlar bakın en orta kısmında ortadan ikiye böldüğümde net bir biçimde erittiğini söylemek mümkün. Pişirme oldu mu diye sorarsanız ben herhangi bir pişirme olmadığını söyleyebilirim bu mikrodalga fırın için. Ama tabii ki genellikle hani mikrodalgaların sağlıklılık konusunda hani ne kadar verimli olduğu birazcık cabası. Ama biz sonuçta genellikle Türk evlerinin %50'sinde bulunan bir arkadaştan bahsediyoruz mikrodalga fırın olarak. Ve bakın çok rahat bir biçimde bıçağım giriyor. Herhangi bir zorlama yapmama gerek kalmadan bu görmüş olduğunuz köftelerin 100 gramını yaklaşık 30 saniye, belki bir tık daha fazla olmuştur, süre kısmına eklerim zaten, tamamen erittiğini söylemek mümkün. Herhangi bir pişirmede veya çok aşırı bir renk değişikliği de olmadığını da sizlere iletmek istiyorum. Şimdi yine 100 mililitre kadar bir suyum var arkadaşlar. Bunu bir sonraki modumuz olan ikinci seviyede kaynatmayı deneyeceğim. Yaklaşık bu cihaz içinde şöyle söyleyebilirim. Buzdolabından koyulmuş bir su var. Buzdolabı genellikle 6 derece gibi bir soğuklukta çalışıyor. Bu bardağı koyadı da zaten yaklaşık o 5-6 dakika oluyor.
var daha tam orta kısmı. Bıraktım. Bunu bir dakikadan bir tık daha fazla tutacağım. Zaten içinden herhangi bir fokurdama sesi vesaire gelirse sizlerle de paylaşacağım. Yüksek güç modunda ise arkadaşlar pişirme yapabiliyorsunuz. Örneğin ne pişirebiliriz? Köfte koyduğumuzda daha önceden pişirmiş olduğumuz şeyleri genellikle ısıtmak için kullanıyoruz. Bu tarz biz mikrodalgalarda. Ancak ızgara modu bulunan mikrodalgalar var. Üstünde normal bildiğimiz ısıtma rezistansları olan mikrodalgalar var. Burada zaten maksimum olanı da birazdan deneyeceğiz. Pişirme konusunda çok verimli. Aynı zamanda 35 dakikaya kadar pişirme yapabiliyor. Fırın gibi düşünmeyin. Tabii ki ısıtma sistemi daha farklı. Yaklaşık yine 1 dakika kadar kaldı ama sanki çok kısa sürdü. Şöyle arkadaşlar. İçinden aldığımda çok fazla ısınmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden ben bir 2 dakika daha içinde tutacağım. En azından kaynama seviyesine gelecek mi veya o ısıya yaklaşacak mı diye bunu merak etmekteyim. Burada dediğim gibi 2 tane yuvarlak bizim bildiğimiz düğme diyebileceğimiz aparat bulunuyor. Birden 35 dakikaya kadar bunun beraberinde arkadaşlar 3 farklı ısı, 1 adet buz çözme, 1 adet de maksimum mod var. Maksimum mod da dediğim gibi pişirme işlemleri için genellikle kullanılıyor. 3 boyutlu dolaşım sistemi dediğimiz sistem aslında bizim mikrodalgaların genellikle çoğunda bulunan, ancak bazılarında 3 boyutludan ziyade farklı alanlarda farklı pişirmeler olabiliyor. Örneğin ben az önce köfteyi hani erittiğimde aynı miktarda bütün her tarafın, yani en sağdan en sola kadar tabağın üstünde bulunan bütün bölümlerin eşit bir miktarda eridiğini, buz çözme özelliğini kullandığını söyleyebilirim. Örneğin yan yana dediğim gibi 3 tane bir et parçası koyduğunuz veya bir köfte parçası koyduğunuzu düşünün. Bunu pişirme esnasında sağa veya soldaki daha kolay yumuşarken orta kısımda daha hızlı çözünemediği için, zaten soğuk temasından dolayı buzlu halde olduğu için, ne kadar çok bu görmüş olduğunuz et parçasına veya köfte parçasının açık alanına etki ederse o kadar erittiğini söyleyebilirim. Ancak bu model için bundan fazlası var demek mümkün. Çünkü hem sağdaki hem soldaki hem de ortadaki parçayı eş zamanlı olarak aynı miktarda erittiğini söylemek mümkün. Şöyle zaten artık çatala da battığımda yukarı gelmiyor. Birbirine iyice ezdiğim için yapıştı. Şimdi büyük ihtimalle su da bayağı ısınmıştır. Camın çok fazla ısınmadığını söyleyebilirim. Ancak duman çıkıyor zaten. Evet, biraz sıcak. Biraz değil, bayağı sıcak. Dumanı da siz görüyor olacaksınız. Şöyle camın üstüne bırakacağım. Umarım çok sıcak değildir altı zaten. Evet. Cam çok sıcak olmadığı için problem çıkarmayacaktır. Ancak şu an 90 derecenin üstünde bir sıcaklıktan bahsediyorum. Buhar bayağı, umarım görüyorsunuzdur. Hatta belki burada bir görüntü için sizlere daha net anlatabilmek adına görüntü de eklemeye çalışacağım. 360 derece pişirme olan bu modda da çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi maksimumu alacağım, ancak maksimumda elimde pişirebileceğim bir şey yok. O yüzden az önce eritmiş olduğum et parçalarını, zaten hani bu video için ayarlamış olduğum et parçalarını sizlerle beraber yaklaşık kaç dakikada pişirir bilmiyorum ama maksimum moda alacağım ve pişirmeyi deneyeceğim. Çünkü mikrodalgalar genellikle pişirme işlemi için değil, daha çok bizler ısıtma işlemi için kullanıyoruz. Şimdi yine tam orta kısma bıraktım. Tamamen pişirme yapacağım için bir köfteyi ızgarada yine 5-6 dakikadan fazla tutmam gerekiyor. O yüzden ben şu an bir tık daha arttırayım. Yani hani 4-5 dakika arasında bir pişirme yapacağım. Bu pişirme sonucunda zaten sizlerle beraber bakalım pişecek mi veya çiğ mi kalacak, ne kadar pişecek diyebilirim. Şimdi isterseniz bu arkadaşı 5 dakika kadar bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzun bir sonraki bölümüyle devam edelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 dakikadan daha az bir süre kaldı. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yanık, yanmış bile olabilir şu an. 5 dakikada dediğim gibi bir tık 5 dakika kadar süre oldu. Ve şu an piştiğini söylemek istiyorum. Umarım pişmiştir şöyle. Oo. Arkadaşlar ben hani burada köfte pişirilebilirmiş derim. Bu arada ekstra bir çok fazla içeride kirlenme vesaire gibi bir şey olmadı. Şu an yine teminki çatalla bir tık alacağım. Alt kısmının bayağı piştiğini, ancak birbiriyle birleştiğini söylemek istiyorum. Ancak parçalayacağım şu an. Oo, içi de pişmiş. Evet, bazı modellerde şöyle açıklayayım arkadaşlar. Mikrodalgaların genelinden biraz bahsedeceğim.
Genellikle biz mikrodalgaları zaten hani kullanım amacı dışında ısıtma işlemleri için kullanıyoruz. Az önce maksimum modu aldım ama bu ızgara modu değil. Mikrodalga modunda bir pişirme işlemi gerçekleştirdim. O yüzden açıkçası beni biraz şaşırttı diyebilirim. Bu kadar hızlı ve pişme konusunda da hani her tarafı tamamen pişmiş. İç kısmı da, ara kısımları da. Şu an fotoğrafını hatta yakından çekeceğim arkadaşlar. Görüntü çok hoş değil biliyorum ama en azından nasıl piştiğini sizlerin de net bir biçimde görmesini istiyorum. O yüzden şöyle bir tane fotoğraf, bir de arka kısmını göstereceğim. Yani tek parça köfte atsaydım belki pişiyor olabilirdi. Dediğim gibi 100 gramlık bir köfteden bahsediyorum. 5 dakikadan biraz daha kısa sürdüğünü de belirtmek istiyorum. Ortalama demek ki hani bu pişmeye zaten bir tık fazla bile ama 4 dakikada 100 gram, gerçi eşit bir biçimde tabağa dağıtırsanız belki daha fazla gramajda pişirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra artık ısız işlem ve yağ da bıraktığı için yağın da kızgınlığıyla daha net bir biçimde piştiğini söyleyebilirim. Çok fazla detay yok bu arada. Su hala sıcak. O sebepten dolayı sıcaklık konusunda ve hem kaynatma konusunda hem buzu çözme hem de pişirme konusunda bu görmüş olduğunuz Xiaomi'nin 700'lük wattlık modelini, bu mikrodalga modelini ben fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 diyorum. Çünkü Türkiye'ye yeni gelen ve Türkiye'de uygun fiyatıyla satışa çıkan bir modelden bahsediyoruz. O yüzden çok başarılı olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca videonun baş kısmında şunu demiştim hatırlarsanız. Hani ön kısmında bir şöyle açalım. Delikli, arka kısmında da bir adet delikli ekran kısmı bulunduğunu söylemiştim. Şu an bir şey daha deneyeceğim. Bu iç kısımda bulunan hafif nemlenen aparat 2 adet, yani arkada bir adet, önde bir adet tel olduğu için içi dediğim gibi kapağı kapattıktan sonra neredeyse gözükmüyor ve içinde ışık olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu küçük bir dezavantaj, en azından içini görüyor olabilmek isterdim. Ama hani bir mikrodalgaya da bir şey koyduğumda içinde pişip pişmediğine çok fazla bakmadığım için ve kolay kapatıp açabildiğimiz malzemeler, cihazlar olduğu için de çok dikkate almayacağım. Belki hani 10 üzerinden 9 bu cam kısmından dolayı verilebilir. Bu ürün hakkında arkadaşlar söyleyebileceğim çok fazla detay yok. Dediğim gibi Xiaomi'nin bir mikrodalgasını incelemek istemiştim. Daha önce hiçbir mikrodalga incelemedim. Bu modelin buz çözme özelliğini, pişirme özelliğini ve su kaynatma, yani en azından ikinci modda su kaynatma mesafesini, hızını sizlerle ölçmek istedim. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı ve incelememi istediğiniz ürünler için de yorumlar kısmından bizlere detay ve duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.